Evet arkadaşlar, 2019 LGS Matematik 10. soruyla devam ediyoruz. Gülle atma yarışında her bir sporcunun 3 atış yapma hakkı vardır. Bu 3 atıştan sonra sporcular gülleyi attıkları en uzun mesafeye göre büyükten küçüğe doğru sıralanır. Arkadaşlar görüyoruz ki bizim gülleyi attığımız en uzun mesafe önemli, diğerleri önemli değil. O zaman daha soruyu okumadan Burak'a baktığımda sadece Burak da bunu, Cihan'a baktığımda sadece Cihan da bunu, Dinçer'e baktığımda sadece bunu, Erdal'a baktığımda sadece bunu, Fatih'te ise bilmiyorum çünkü bir tane soru işareti var. Onu o X dedim, onu bulmam lazım. Devam ediyorum. Bu sıralamaya sonucunda sporcuların birinci sıradakine altın, ikinci sıradaki gümüş, üçüncü sıradaki bronz denir. Bronz madalya alır. Aşağıdaki tabloda 5 sporcunun katıldığı bir gülle atma yarışındaki bu sporcunun atış mesafeleri verilmiştir. Güzel. Bu yarışmada Cihan altın madalya. Cihan birinci olmuş. Bu en iyi. Zaten en iyiydi. Güzel. Dinçer bronz madalya. Dinçer ikinci olmuş. Güzel. İkinci. Zaten öyle gözüküyordu. Fatih'in üçüncü atışında gülle attığı mesafenin metrecinden alabileceği değerler aşağıdaki sayı doğrusu hangisinde gösterilmiştir? Şimdi pardon arkadaşlar, bronz dedi, ben yanlış yazdım. Bronz 3. Şimdi bu arkadaşın bronz olması için, yani bronza 3 dedik çünkü arkadaşlar, ikinci sıraya birisinin girmesi lazım. Bu arkadaşı 18.44'de Erdal geçemiyor. 18.20'de Burak geçemiyor. O zaman bunu Fatih geçmek zorunda. O zaman Fatih'in attığı en sonuncu X kesinlikle 19.86'dan küçük olmak zorunda. Çünkü 19.86'dan büyük olsa Cihan'ı da geçer. Ama 18,57'den de büyük olmak zorunda. Hatta eşitleri kaldıralım. Çünkü eşit olsa yarışma başka türlü olacak. 18,57'den büyük, 19,86'dan küçük. Ve bu noktalar boş. Eşit değil. Çünkü o zaman kimin birinci olacağını muhakeme edemezdik arkadaşlar. Cevap Denizli. Sakince okuduğumuzda yine kolay anlaşılan bir soru arkadaşlar. Zor bir soru değil. Anlamadığınız bir yer varsa lütfen yorumda sorun arkadaşlar. Lütfen abone olalım, beğenelim, paylaşalım. Teşekkür ederim.